Herkese merhaba, Varban serimizin 65. bölümüyle karşınızdayız. Bir toprak bütünlüğü oluşturmaya çalışıyoruz. Şu Reyindi Kalesi'ni de alırsak Sarenitlerin herhalde büyük bir darbe yemesini sağlayacağız. Ve kendi bölgelerine doğru bir sıkıştırmış olacağız onları. Bundan Reyindi Kalesi'ne direkt bir sefer başlatacağım. Zaten surların dibine kadar gelmişim. 21 tane filan esir var burada. İyi. Gelişen askerimiz yok. Envanterimizde de bayağı bir azalmaya başlamış yine gıdamız. Endi kalesine şöyle bir gideyim. Kaleyi kuşatayım. Duvarlara da saldırmaya hazırlanın. 4 saatlik bir süreç. Yani öğlene doğru bir duvarlara saldırırız diye tahmin ediyorum. Evet. Şu kaleyi de hızlıca alalım. Sarrantileri olabildiğince hızlı bir şekilde diskalifiye edelim. Mesafeden atış yapamadım ya hiç. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Bunlar full geritçi çıktı yalnız ya. Şöyle bir şuradan seri atışlar yapalım. Tutturamıyor muyuz ya? Çok mu geride kaldı? Evet, tamam, şimdi tuttu. Yok, sağa sola doğru sağa doğru çekiyor mu, ben böyle görüyorum ya. Herife iki tane vurduk, herif ölmedi. İyi mi? Bu mesafe hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar ya. Ben şöyle biraz şuradan ok toplayayım. Yaklaşayım. İyi atışlar yapamıyoruz buradan. Şöyle iyice yaklaşacağım. Şu mesafe herhalde daha iyidir. Yalnız attığımızı vuramıyoruz ya. İlk bir iki atışı vurduk. Gerisi full force çıkıyor. Kafa gözüküyor. Sadece adamın kafası gözüküyor ya. Ya iyi, onu da aldık. Şu kalkanları hiç sevmiyorum. Oradan bir tane kalkansız bulduk, onu indirdik. Burada çok bir şey kalmadı. Şu adam tam cirit'i kaldırdığında vurabilir miyiz acaba derken arkadan birisinin kafadan vurdum, o adamı vuramasak da. Neyse. Şöyle birkaç tane daha ok toplayayım. Yine döneyim, olmadı o tarafa doğru bir. Bizimkiler kalenin içine girebildi mi? O birisi düştü yukarıdan. Bakalım oku falan var mıymış bunun. Kılıcı varmış bunun. Arkadaş piyadeymiş. Şu ileride oklar var ama oraya kadar gidemeyeceğim. Bu cirit var ya. Neyse, tek tük ok topladık. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bakalım yukarıda durumlar nasıl. Bizimkiler içeri girmiş zaten. Çok iyi. Çok da fazla bir adam kalmamış. Son 50 adamları kalmış. Onları da hızlı hızlı alıp yolumuza devam edelim. Şuradan da 30 tane oku aldım. Biraz uzak mesafeden atış deneyeceğim ama tutabileceğimi düşünüyorum. Adam duvarın dibine pusmuş ya. Yani çıktı duvarın dibinden, daha kolay işimiz. O da tamam. Gayet iyi. Şuradaki arkadaşlara bir atalım tek tek. Hemen bizimkilerin işini kolaylaştıralım. Arada çok fazla bizim asker var. Onlardan birini vurduk. Savaş bitti mi? 50 adamı çatır çatır yediler yalnız bizimkiler. Tamam. Bu kaleyi de aldık. Hemen bunların hepsini kendi tarafıma alıyorum. Onları da bu kaleye bırakıp yoluma devam edeyim. Şu anda daha bir asker toplama falan durumunda değilim. Yine biraz aceleci davranıyorum savaşta.
Gelişen askerlerimiz var. Bir tane daha keskin nişancımız oldu, iyi. Bir tane daha kıdemlimiz oldu, o da iyi. Üç tane de kahramanımız oldu. Hiç kahramanımız yoktu. Bir tane varmış, sayıları artıyor yavaş yavaş. Bunlar benim işime yaramaz. Bunları hiç almıyorum bile. Rendi kalesi benim olsun. Birliklerimizin bir kısmını buraya yerleştirelim. Şu köylü kadınlar, ikisi de yandaş kadın oldu. Çapulcuları da orman aydıtı ne oluyordu gelişince? Svadyalı Azemi oluyordu. Çapulcuları da orman aydıtı yapalım. Çiftçilerin de üçünü gözcü yaptık. Bunları buraya bırakabiliriz. Yani 20 asker çok da bir işe yaramaz ama en azından asker yok demeyelim. Direkt de alamasınlar kaleyi. Uydudan da bir ayrılalım. Nereye gidelim? Direkt alalım mı şu Unuzdak Kalesi'ni? Unuzdak Kalesi'ne doğru bir yola çıkalım bakalım. Burada kaç kişi varmış? Sekiz tane kontenjanımız eksik şu anda. Yalnız şeylerin durumuna bakmadım. Yoldaşların da durumu iyi. Bayağı bir paramız birikti ya. Parayı nasıl kullanacağımızı şaşırdım yani. Kim var burada? 117 kişi artı 18 esir. Acaba hazır hızı almışken şuraya da bir dalsak mı ya? Hadi dalalım buraya da ya. Ve kaleyi kuşat diyelim. Duvarlara saldırmaya hazırlan. Devam et. 4 saat sürecekmiş. Geceliğin bir sefer düzenleyeceğiz buraya da. Yakında da bir ordu gördüm ya, Sarrant ordusu. Neyse, şimdilik şöyle şurayı bir alalım biz. Saldırıyı bizzat yönetleyip buradan çıkınca da hemen onları temizleriz. Yine ok atışlarını şöyle biraz etkili kullanmaya çalışacağım. Çok fazla oklu şeyleri var, kalkanları var ön cephede. Savunma hatları biraz iyi. Şöyle kalkansız gördüklerimi atmaya çalışıyorum da. Niye tutturamadık şu adamı? Şunlar kalkanını indirdi galiba biraz. Yine mi dost askeri ya? Yalnız ısrarla ıskalıyorum ya. Şurada bir kafa var. Yok, bu bölüm çok fazla, bu savaşta çok fazla destek olamadım askerlerime. Nedense bayağı bir ıskaladım. Formumda değilim bu savaşta. İyi, bari şunu alalım mı? Gider ayak. Yani şunu da alabiliyor muyuz? Uzat kafanı. Bize deneyenler var burada. Şurada ok mok var mı? Var. Bir tane ok aldık. Başka da bir şeyimiz yok. Burada bir tane de saklanan adamımız var. Onun ismini alsaydı iyiydi yani. Savaştan sonra onu bir cezalandırırdık. Kaç tane ok topladım. Artık şöyle bir kalenin içine doğru gidiyorum ya. Bunlar da biraz fazla ıskaladı beni. Bir denk getirirlerse, ya bekleme yapmayın kardeşim burada. İçeri girmeden içeride istediğiniz gibi bekleyin. Şurada bir dünya ok var ya, bunları alamıyorum. Balta almışım yine yanlışlıkla ya. Şimdi daha bunu bırakamıyoruz değil mi? Yayımı bırakıp balta almışım. Herhalde şuradan bir şey falan alsam, yay falan alsam herhalde ondan kurtuluyorum ya. Yay olan var mıdır acaba burada? Bir arbalet var birisinde galiba. Dikenli sopa diye geçiyor. Dikenli sopaymış o. Bir ok mok bulup alayım ya birisinden. Şurada adam var mesela. Vuramıyoruz onu şu anda. Şu cirit alayım bari. Şu ciritle deneyim. Cirit getireyim. Çok kötü ya. Cirit yeteneğimiz berbat durumda.
Buralarda da hiç... Ha, göçer yayı var. Buldum şurada bir tane. Tamam, göçer yayını aldık. Şimdi tembelli okları alamıyoruz şimdi. Neden? Baltayı bırakmamış hala ya. Beni çıldırtacak. Neyse, şuradan dolaşabiliyorum galiba ona doğru. En azından o adamı falan alayım. Arkadan ben de dolaşayım. Zaten çok fazla adam kalmamış. 33 kişi falan kalmış. Onları da bizimkiler hızlı bir şekilde yer derken burası da kapalı bir alanmış. Buradan atlasak ulaşabilir miyiz acaba oraya? Aşağı düşecekmişim gibi geliyor ama. Allah Allah. Böyle ince kale duvarı mı olur kardeşim? Neyse, gidelim bakalım şöyle. Oo, burada okçular yardırıyor. O herif bizim şövalyeyi öldürdü ya. Aa, şimdi okumuz olsaydı bunların hepsini perişan etmiştik. Şunlara bir sürpriz yapalım hemen. Adam ölür diye bekledim ama hala sağlam. Oo, bizimkiler teker teker indirdi ya. Kim bu? Keskin nişancı. Keskin nişancılardan kaçabilir misin yavrum sen ya? Kim kaldı? Kimse kalmadı herhalde. Durum ne? 8 kişi daha varmış daha. Şöyle aynı yoldan da yolumuza devam edelim o zaman biz. Mesafe 3 zarar aldık yalnız ya. Şu an benim gittiğim yönde kimse yok herhalde ya. Evet, bu adamlar arka tarafta. Bizimkiler de yardırıyor bunlara doğru. E sen nereye gidiyorsun amcam? Burada kimse yok. Dön bakayım geri. Senin kılıcında kan da yok ya. Sen kaçmışsın bayağı bildim. Güzel, bizimkiler aldı. Çok fazla faydamız olmadı bu savaşta bizimkilere. 3 ölümüz, 19 yaralımız var. Oo, buradan yukarı çıkılıyormuş ya. Adamlar güzel kale kurmuş yalnız ha. Şuraya yığacaksın okçuları. Milleti patates edecekler direkt. Evet. Adamlar efsane kale kurmuş. Buradan takır takır indirirler milleti. Yani yukarı çıkacak tek yön burası. Şuradan geçmek zorundalar. Oradan geçen adam da kolay kolay buradan kurtulamaz. Ama bunlar savaşı hala bitirmedi ya. Bir kişileri var gözüküyor hala bunların. Bizimkiler de yana yakıla onu mu arıyor? Bakalım bir yardımımız dokunacak mı ya? Bir işe yarayalım şu savaşta da. Şöyle bir ilerliyorum bizimkilere doğru. Niye bulamadılar adam? Adam bir yere pusmuş mu? Ne yapmış? Bakıyorum adam benim şu anda aşağımda gözüküyor. Şurada gözüküyor adam. Yukarı çıkalım bakalım neyle karşılaşacağız. Yok, yukarıda kimse yok. Aşağıda kimse var mı? Adam burada. Biraz canımız gidecek ama olsun. Bu adamı burada bırakmayalımsa. Bunun yüzünden 2 saattir savaş bitmedi yani. Tamam. Bu Kamil'i de aldık. Savaşa devam ediyoruz. Bunların hepsini yanımıza alacağız her zamanki gibi. Geliştiririz bunları da. Kimler gelişmiş? 2 tane daha keskin nişancımız oldu. İyi. 3 tane daha kahramanımız oldu. Bu da iyi. Yoldaşlarımızın çoğu yaralı. Girit var. Elçek var bir tane. Satılır. Askerler de verilebilir ama
Bakacağız. Satarız muhtemelen. Bu toprak, bu kale de benim olsun. Bir kısmını hemen buraya yerleştirelim geliştirerek. Kergi tatlısı yaptık bir tanesini. Bunları orman haydutu mu yapıyorduk? Orman haydutu gelişince ne oluyor? Svadyalı oluyordu. Evet, bunları orman haydutu yaptık. Bunların hepsini artık buraya verebiliriz. Hiçbir faydaları olmaz bu kadar askerin. Ama hani daha fazla asker topladıkça buralara yığacağız. Şunları geliştirelim, keskin olsun, kıdemli olsun, kahraman olsun. Kahraman sayımız yine eskisi gibi artmaya başladı. Şurada 90 kişilik bir ordu var. Bizden kaçıyor aslında. Yakalayabilir miyiz onu? Şöyle bir deneyelim. Şu anda grubumuzda bayağı yaralı var ama. Şöyle bir onlara doğru ilerliyorum. Biz onları yakalayana kadar, evet, bayağı bir adamımız iyileşti. Gayet iyi. Yakaladığımız zaman da bir soralım şuna. Bize katılmayı düşünür mü? Aramızdaki ilişki 10. Vidyar Kalesi'ni bırak diyor. Yok, bunlar savaş istiyor. Biz bunları hemen bir aradan çıkartalım. Yani birkaç tane daha derebeyi yeni yanımıza çekebilsek çok iyi olacak. Özellikle toprağı olmayanlardan alsak. Bir tane aldığımızın kalesi var. İyi. Ama hiç kimseye de toprak vaat etmiyoruz. Öyle bir durum da var. Şurada bir tane kargıcı var. Kargıcıları hiç sevmem. Onu oradan çıkartmasa benimkiler çok mutlu olurum. İleride başımıza çok büyük bir dert açabilir o. Bela açabilir. Bizim şövalyeler öncü birlik olarak hepsini darmaduman etti. Çok iyi. Hiç yaralı ölü almadan gideceğiz derken bir tane ölü aldık. Svadyalı şövalyelerimizden bir tanesi gitti. Hiç ama moral bozacak bir durum değil bu. Parçaladık çünkü adamları bildiğin. Sopayla ne işin var amcam senin savaşta ya? Bizde de bir tane atlı okçu varmış ya. Bu nereden çıktı ya? Yani bizim şeylerden biri olabilir. Yoldaşlardan biri olabilir. Normalde atlı okçular çok haz aldığım bir birim değil. Savaş çok yayıyorlar etrafa. Ve uzun sürmesini sağlıyorlar da. Bir tane firari var. Herhalde onun için bir daha bizi bir savaşa sokmaz. Savaş da bitti zaten. Evet, Emir kaçmış. Emir akıllı adammış. Buradan satacak bir şey yok. Bunu da aldık. Şuradan bir şehir de alabilir miyiz ya? Veyah kalesi varmış, Veyah. Şunu alsak Rodoklarla bunların ilişkisini kessek iyi olabilir. Gidelim bakalım Veyah kalesine doğru. Durum ne şu anda? Grubumuzun durumu. İki tane yaralımız var. Rolf ile Frentis. Fena değil. Biraz o tarafa doğru ilerliyorum. O, bir tane daha Sarent buldum. Bir tane daha Sarent buldum. 55 askeriyle kaçıyor şu anda deli gibi. Yakalayabilir miyiz? Yakaladık. İlişkimiz sıfırmış bununla. Bunun bizim yanımıza gelme imkanı yok. Ama yine de bir soralım. Lan adam gelecek mi yoksa yanımıza? Yok, gelmez bu ya. Tamam. Bunu alalım. Yani sarınçları biraz daha zayıflatalım. Elbeş askerleri var. Bize çok büyük bir sorun çıkartmayacaklar. Ama ciritçiler var galiba. Yok, okçular mı? İyi bir atış yapıyor bizim şövalyelere bunlar. Ölü yaralımız yok. Şurada iki tane kargıcı gördüm. Tehlikeli herifler. Direkt okçuları biçti bizimkiler. Evet, iyi oldu. Arbaletçiymiş arkadaşlar.
Şöyle bizi takip eden birisi var. Onu bir önümüze alalım. Adam kaçtı arada. Güzel sıyrıldı yani. Tebrik ederim onu. Şurada kaldım okçu mokçu. Biçilmeyen bir adam kalmış mı buralarda? Çok bir adam yok. Şurada bir tane atlı görüyorum. O da kaçmaya meyilli. Atımız hızlı ama yakalayamayacağız galiba. Adamı yakalayamadık ya, kaçırdık. Bir tane firarileri var, bir tanesi de kaçmaya çalışıyor. Haritanın alt köşesinde görüyorum şu anda. Evet, o da kaçtı. İki tane firarileri var ama adamları bitirdik yani. Şunu çift elli tek elli diyor. Bak şu anda iyi bir silah bulduk galiba ya. Hız 97'ymiş. Benimkinin hızı 100. 16 dirençlik. Olmalı, satırız onları da ya. Veyahut da yoldaşlarımızdan birine veririz. Şöyle bir grubumu terfi ettireyim. Tamam. Bir tane daha Sarayın ordusunu yok ettik. İnanılmaz bir şeye ihtiyacımız var şu anda. Gıda. Halmar şehrine doğru gitsem mi ya? Şu köylerden çok bir şey toplayabileceğim sanmıyorum. Tağla et falan var ama beni idare edecek boyutta değil bunlar. Bir Halmar şehrine gidip oradaki bütün gıdaları toplamakta fayda olabilir. Şu Veyyah Kalesi'ne bakayım ne varmış burada. Kedelke Köyü yağmalandı diyor. Kedelke Köyü nerede? Hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Burada Kedelke Köyü. Narra şehrinin yanında. Kedelke'ye doğru bir yola çıkacağım. Bunlardan hiçbir orduyu bırakmamam lazım. Bir tane ordu buradan kaçışıyor. Şurada var 25 askerlik bir ordu. 37 askerlik bir ordu. Şurada şunlardan yakalayabildiklerimizi yakalayalım. Elnedar'a ilişkimiz nedense eksi 24. Herhalde biz bunun vasıtasıyla bir savaş filan başlattık. Bu bizde hiçbir şey konuşmaz zaten. Şunu bir aradan çıkartalım. Savaş olmayacak zaten bu yana. Direkt biçme operasyonu olacak. Direkt biçsin bizim şövalyeler önden giderek bunu. 46 tane süvarimiz var. Önden gidiyor. Bunların büyük çoğunluğu da şövalye zaten. Şurada kargıcı gördüm. 3-4 tane falan kargıcıları var. Bu tehlikeli bir boyut. O kargıcılara yakın oynamakta fayda var. Şöyle bakıyorum. Hasar almayan bir askerleri falan var mı? Yok, hepsini bizimkiler çevrelemiş. Kargıcı hazırlamış. Şuradan bizimkilerden bir kilo almaya çalışıyor. Onu bir daha şu aradan çıkarttırmayalım. Çıkarsa daha tehlikeli bir şey yapabilir. Bir kere ıskaladı, bir daha ıskalamayabilir. Bunlar da kolay bir şekilde bitti herhalde. İki tane asker kalmış bunlarda. İkisi de firari şu anda. Evet, bir tanesi firar etti. Şuradaki zaten açık ara önde gidiyor. Onu kesin yakalayamayacağız derken o zaten gitti. Neyse, bir savaşın daha sonuna geldik. Şöyle bir savaştan da çıkalım. Buna gitmesine izin verelim ya. Bu içkimiz bu kadar kötü olmasın. Alacağımız satacağımız bir şey yok burada. Şöyle bir Halmar şehrine doğru biz ilerleyelim ya. Yani bir dakika, bizim köyü yağmalayan adam kimdi? Emir Olaf'tı. Bizim serbest bıraktığımız kimdi? O da Emir Olaf galiba. Tamam. Bunlar Jemit Kalesi'ne doğru kaçıyor. Ben Halmar şehrine gideceğim. Yakınlarda bir düşman falan görürsek de hemen ona çökeceğiz. Halmar şehrine gideyim. Erzaklarımı doldurayım. Bak, kadife de varmış burada. Aletimiz de zaten vardı. Şehrimizi de taşıyabiliriz. Şu kadifeyi bir aldım. Sonra şunların hepsini sattım. Buradan da üzümdür, peynirdir, ekmektir. Bunların hepsini depoladım. Yeterli değil ama olsun. Şimdi buraya herhalde şeyimizi taşıyabiliyoruz. Sarayımızı buraya taşıyabiliyoruz herhalde. Halmar şehrine sarayımızı kur dedik. Tamam, buraya taşıdık artık. İki tane kadifeyle şey de verdik bunlara. Emir Olaf. Emir Olaf'ı aklınıza bir yazalım.
Şurada Jamiyet Kalesi'nde baya sorun çıkartıyorlar. Bu Jamiyet Kalesi'ne doğru bir ilerlemekte fayda var. Şöyle bakalım Jamiyet Kalesi'ndeki esir durumu nedir, asker durumu nedir. Oraya doğru bir ilerleyelim. Yolda sarı manent görürsek zaten onları perişan edeceğiz. Emir Duyul falan var 25 askeriyle. İçeride de 24 tane esir varmış. Fena olmayabilir burayı alsak. Bu bölgeden çok saldırı yapıp kaçıyorlar. Ama burayı alırsak da burası tam böyle şey. Geçiş noktası. Burayı iyi bir askerle doldurmamız lazım. Şu da bizim adamın kalesi. Kalesini alıp gelen adam. Şunun lorduyla falan görüşebiliyor muyuz acaba? Emir Duil ile aramız nasıl acaba? Onu da bilmiyorum. Veya kalesi var bir de. İki seçeneğimiz var. Ya Veya kalesini alacağız ya da bu kaleyi alacağız. Jamiyet kalesini. Bunu da bir sonraki bölüme bırakalım artık. Ordumuz çok toplamadık. 32 kişilik bir eksiğimiz var orduda da. O eksiği de kapatsak iyi olabilir. Bir de aldığımız yerlere hiç kimseyi atamadık ya. Yani şu anda şeyi falan aldık galiba bunlardan. Ridyar'ı, Reyndi'yi ve Halmar'ı mı almıştık? Narra'yı aldık. 3 tane 2 kale bir şehir aldık bunlardan. Ve onları tam manasıyla doldurmadık. Eksiklikleri var şu anda onların. Eksikliğimiz de savaşarak şu anda şey yapıyoruz. Gidermeye çalışıyoruz. Aldığımız 24 askerleri, 20 askerleri oralara böyle atıya atıya gidiyoruz. Bu kale bana şu anda iyi geldi. Bu kaleye saldırabiliriz. Önümüzdeki bölüm buna karar verelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.